Son yıllarda sağlık ve doğal yaşam trendi giderek artıyor. Bu trendle birlikte alternatif tıp uygulamaları da gündemden düşmüyor. Peki bu uygulamalar yeterince sorgulanıyor mu? Anlatıldığı kadar doğal ve yararlı mı? Bu hafta süremiz alternatif tıp. Tarih boyunca insanlar karşılaştıkları ölümlere, felaketlere ve kötü olaylara çözüm aramaya çalışmışlardır. Bunun için farklı iyileştirici ve tedavi edici yöntemler uygulamışlardır. Halk hekimliği denen bu uygulamalar modern tıbbın gelişmesiyle popülerliğini kaybetse de son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de giderek tekrar popülerleşiyor. Tamamlayıcı tıp ve alternatif tıp terimleri genellikle aynı şeyi ifade ediyormuş gibi kullanılır. Ayrıca ikisi TAT adı altında da birleştirilir. Öncelikle bu iki terim arasındaki farkı iyi kavramak ve bunların ayrımını yapabilmek gerekiyor. Tedavi doktor tavsiyesi ve modern tıpla birlikte uygulanıyorsa tamamlayıcı tıp, modern tıbbı reddederek tıp diploması olmayan kişilerce uygulanıyorsa alternatif tıp ismini alıyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı çatısı altında 2012 yılında geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları daire başkanlığı kurulmuştur ve yönetmeliği bulunmaktadır. Öncelikle tıbbın bir alternatife olamayacağını bilmek gerekiyor. Geçmişten günümüze gelen bu tedaviler ancak modern tıpla birlikte kullanılırsa yararlı hale gelebilir. Her konuda olduğu gibi maalesef bu sektörde de dolandırıcılar ve umut tacirleri mevcut. Hastalığına farklı çare arayan insanların zaaflarından yararlanarak ciddi para kazanmaya çalışan birçok insan var. Bunun yanında bu dolandırıcılar insanların inançlarını da sömürebiliyor. Din adamı adı altında bu insanlardan sadece para kazanmaya çalışan insanlar da mevcut. Örneğin 2019 yılında ülkemizde meme kanseri teşhisi konan bir öğretmen alternatif tıp uygulamaları sebebiyle hayatını kaybetti. Teşhis konulduğunda kanser henüz ikinci evredeydi. Doktorlar kemoterapi önerdi fakat o reddetti. Alternatif tıp uygulamalarına yöneldi ve kendisine sözde bir doktor buldu. Tümör gittikçe büyüdü, kanamaya başladı ve açık bir yara haline geldi. Bu noktadan sonra tedavilerini kesti ve kemoterapiye başladı. Ama maalesef geç kalmıştı. 34 yaşında hayatını kaybetti. Genç öğretmen, alternatif tıbbın Türkiye'deki öncülerinden biri olan Aydin Salih'in kitaplarını okumuş ve yöntemlerine inanmıştı. Salih, tıp eğitimine rağmen kendi Gerçek Tıp isimli kitabında bilimsel temellere dayanmayan tedavi yöntemlerinden bahsediyor. Kendisi aşı karşıtı ve 40 derece ateşin insan vücuduna iyi geldiğini savunuyor. Ateşin düşürülememesi durumunda oluşabilecek kalıcı sakatlıklara ise bir çözüm önerisi bulunmuyor. Aydın Salih'in kitapları, yetiştirdiği öğrencileri ve kurduğu dernekleri bulunuyor. Fakat kendi vücudundaki hastalıkları tedavi edemeyince doktorluğu bıraktı ve 71 yaşında hayatını kaybetti. Dua ve otlarla hamile kalabileceğine inanan, bele odunla vurunca fıtığın iyileştiğini inandıran ve az önceki haberdeki gibi otlarla kanserin yenilebileceğine inanan ve buna inandıran birçok dolandırıcı maalesef mevcut. Tıp dünyası tamamlayıcı tedavilerin faydalarını kabul etmiş durumda. Hatta bazı hastanelerde modern tıbbın yanında bu yöntemler de uygulanmakta. Fakat bu konudaki ayrım çok bıçak sırtı. Bu tedavilerin bilinçli kişiler tarafından uygulandığına emin olmak gerekiyor. Ülkemizde bununla ilgili bir kurum olsa da böyle bir tedaviye yönelim yaşadığımız zaman uygulanacak tedaviyi ve uygulayıcıyı çok iyi seçmek ve dolandırıcıların ekmeğine yağ sürmemek gerekiyor. Tıbbın alternatifi yoktur. Sizler de alternatif tıpla ilgili deneyimlerinizi veya görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta başka bir süreyle görüşmek üzere.